Gençler, aşk sözcükleri devam mı? Devam. Ne diyorsun hanıma? Numu. Ne? Numu. 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 Şey mi? Ne kodum bunu? Onun sonunu. Çok iyi ya. Hanımlar beyler, bendeniz Mesut Süre. İlişki testi alkışlarla başlıyor! Tamam. Hoş geldiniz sevgili Derya, sevgili Korhan. Hoş bulduk. Korhan'cığım, kaç yıllık bir ilişki? 3 yıllık bir ilişki. 3 yıldır evliyiz. Ne güzel. Nerede tanıştınız? Biz sizin aracılığınızla tanıştık. Ben bilmiyorum bunu. Ben Antalya'da yaşıyorum normalde. Tamam, Antalya'da stand-up'a gelmiştiniz. 5 kişilik bir stand-up'ınız vardı ya, oraya geldim ben. Rabarba Comedy Night. Aynen, Rabarba Comedy Night'a geldim. İlişki testine Antalya'ya o sıra gelmemiştiniz daha. Veya ben yakalayamamıştım. Tamam. Dedim ki artık böyle bir müsait olduğum zaman, müsait olan bir şehirde ilişki testi gelirse gideceğim, izleyeceğim. Ama öyle havada kalmıştı bu. Bir gün Twitter'da sizin programınızın bir bölümünden kısa bir kesit gördüm. Aklıma o geldi, onu bir arkadaşıma gönderecektim. Twitter'da aramaya ilişki testi yazdım. İşte o bölümle ilgili bir şeyler yazıyorum falan. Bölümü bulamadım ama o sıra daha böyle hani 2018 falan, pardon 2019 zamanlarıydı. Çok fazla böyle şimdiki gibi fırtınalar estiren bir program değildi ilişki testi. Daha böyle baş zamanlarıydı. Bir dakika. Hayır, niye laf soktu bize şu an yani? Araya niye sokuşturdu yani? Ama o zamanlar sikindirik bölümler var üstüne. Tamam. Şu an fırtınalar esiyordu. Tamam. Ondan sonra insanlara neler yazmış acaba? Yani çok seviyorum, çok izliyorum falan diye. Bakarken Derya'nın tweetini gördüm. Ne yazmış? Derya söylesin. Adana'ya geleceğinizi öğrendim. Arkadaşlarıma söyledim hani birisiyle gideyim buna diye. Hiçbiri de müsait değil. Artık sinirlendim çünkü gelmek istiyorum. Şey yazdım işte, hiçbir arkadaşım müsait olmadığı için Mesut Süre'ye gidemiyorum gibisinden bir şey yazdım. Oo, sen bunu gördün. Ben bunu gördüm. Ne yazdın? Aynen. Ben de gördüm. Biraz da böyle alkolün verdiği yetkiye dayanarak dedim ki ya hoş da kızmış. Dedim ki hangi şehirden gidiyorsunuz? Derya da dedi ki benim profilde Antalya yazıyor. Antalya değil. Dedim ki evet. Kız anlamış yokluğu. Yani şehir soran bir adam var. Antalya değil. Antalya değil. Güzel. Sen ne dedin cevaben? Ben dedim ki ben ilişki testine gitmek istiyorum. Ama Antalya henüz gelmedi. İsterseniz eğer ki gelebilirsem sizin olduğunuz şehirdekine beraber giderim. Hem siz gidemiyormuşsunuz, arkadaşlarınız gelmiyormuş. Hem de böyle farklı bir deneyim olur. Hani deneyim. De, tabii. Farklı bir deneyim. Ne bakalım deneyim? Dur bakalım. Hani kapıda tanışalım, tokalaşalım. Ben Korhan, ben Derya. Hangi şehir yani? Adana. Adana'ymış. Sen Antalya'ya, Adana'ya gittin ben mi? Ben o sıra Adana olduğunu bile bilmiyorum yani. Sinop'ta falan olsaydı gidemeyecektim. Daha sonra işte Adana deyince ona dedim tamam güzel. Adana güzel. Antalya'dan kaç saat? Antalya'dan uçakla 45 dakika civarı ama benim ailem de Mersin'de. Benim Adana'ya da genellikle uçakla gittiğim için Adana'dan Mersin'e geçiyorum. Güzel. Yani sürekli gidip geldim. Zaten gittiğim bir yer. Hani zaten gittin. Geldi mi Adana'ya? Geldi. Sonra? Evlendik. Direkt. Azıcık yol dağılım hadi böyle. Bölüm bitti. Ya aslında şöyle hani ben o tweet'i attıktan yaklaşık bir hafta sonra DM'den bir mesaj aldım. Yani normalde hani böyle işte merhaba vesaire falan yazanlar hayatta bakmam. Hani konu Mesut Süre olunca bir şey oldum yani ilgimi çekti. Ama tersledim yani yine ciddiye almadım. İlişki testinin ekmeğini ben bu kadar yemedim be kardeşim. Tamam. Yani ciddiye almadım. Hani dedim ki seni tanımıyorum etmiyorum yani niye seninle bir gösteri izleyeyim ki? Güzel. Yani. İyi demiş. Aynen. Ne cevap yazdın hocam? Ben o zaman bozuldum, böyle bozuntuya vermedim. Konuyu işte geçiştirmeye çalıştım falan. Ertesi gün oldu. Ben ertesi gün dedim ya dün akşam kızım biri beni böyle göt etti. Bir bakayım tekrar bir yazsam acaba dedim. Hani böyle gurur yaptım biraz. Öyle çok DM'den falan yürüyen bir adam değilim. Ne kadar inandırıcı şu an bu bilmiyorum ama. İkiniz de yalan söylüyorsunuz yani. Yok. Estağfurullah. İlk defa sen de senle DM'den. İlk defa. Evet, İlk defa. Evet. Gayet ilk defa. İlk defa. İlk defa olduğuna inananlara o desin. Siktir zaten. Bunlar hayat bilmezler ya. Hocam senin ilk değil belli ki. Herhalde ittir ya. Gerçekten öyle. Diyenden yüreğim, aa ne güzel kızmış falan diyen bir adam değilim. Anladım. Beni kullandın yani. Benim, yani siz bana borçlusunuz. Özellikle borçlu. Sen. O konuda evet. Evet, benim adım, benim markamı kullanarak bir kadına yürümüşsün. Evet, evet. Yapmayın bunu, buradan söyleyelim, bundan sonra yapmayın. Evet. Daha sonra ertesi gün yazdım, direkt şey diye girdim konuya. Ben biletleri alıyorum. Soru güzel. İşareti. Direkt, o bozukluktan sonra. Aynen. Yapma ya. Bir kartım var, oynamam lazım çünkü.
Derya da çok güzel bir cevap verdi. Ben kendi biletimi kendim alırım. Aferin. Ne güzel gururluk. Ayrıca Antalya değil. Ya ama şöyle bir şey oldu. Yani ben o gün bana yazan kişi hangi kişiyse benim şu an eşim aynı kişi. O kadar beyefendilikle, yani o kadar düzgün konuşarak bunu izah etti ki. Yani beni o yönlendirdi. Yani açıkçası şöyle oldu. Ben hiç gerçekten gitmeyecektim. Biletleri kim aldı? Ben kendiminkini aldım. Aldım. Tabii. Sen de kendininkini aldın. Tabii, saygı duymak. Yerleriniz aynı değildir. Biz şimdi şöyle. Ya şöyle, ben aldım, o aldı. Biz yan yana aldığımızı düşünürken o benim bir önümün yanını almış. Keşke onunla evlenseydi ya. İyi akşamlar ya, siz daha güzel misiniz? Antalya'dan geldim ben sırf evlenmek için. Düşünür müyüz? Mesut Bey, sonuçta izdivaç programı burası. Bizim program böyle bir program değil. Burada tanışıp sevişemezsiniz arkadaşlar. Evet. Ya aslında şöyle, ben sevindim aslında. Çünkü tanımıyorum yani. Hani orada... Farklı yerde mi oturdunuz? Ya biz, ben dedim ki aynı anda alırsak şimdi görüş açısına göre veriyor ya. Dedim ki belki yan yana alma ihtimali. Üç deyince bastık. Ama önlü arkalı verdik. Üç deyince mi bastınız? Ha, şu üç deyince... Hani çok güzel flört lan bu. Biriniz dört deyince basmış belli ki yani. Hanginiz acaba daha yavaş refleksli olarak? Ne oldu o gün? Önlü arkada oturdunuz. Aynen. O gün öyle olmadı aslında. Biz gösteriye geldik. Oradaki hanımefendiye dedik ki ya biz böyle böyle yanlışlıkla aldık. Mümkünlük şey varsa, uygunluk varsa var yan yana alabilir miyiz? Dediler ki salon full. Tamam. Ama dediler Mesut Bey sahneye çıktığı anda biz kapıyı kapatacağız. İstediğiniz yere yan yana varsa geçebilirsiniz. Çıktım. Sadece bir tek benim yanım boş kaldı. Evet. Her tarafta oldu. Ve ona dedim yani... Balkon, loca her tarafta oldu. Bunu dedim sen yaptın. Ya satın onu da aldın sen diyor. Aldın bence dedim. Bana mı diyorsun şu an? Hayır. Sen yaptın diyor bana. Hayır. Ben her şeyi şimdi öğreniyorum ya. Yapmadım ben hayatım hiçbir şey. Ya hayır, tamam. Ben sana dedim ki yani sen mi yaptın bunu dedim. Vay çünkü... be, gerçekten mi? Aklıma tabii gelse yapardım ama aklıma gelmedi öyle. Sen evet. Ulan bak şimdi sen pinti misin? Yok değil. Kız kendi biletini alsın. Altana iki tane ne olur ne olmaz. Ama o kadar saygı duydum ki yani onun böyle ben kendi biletimi kendim alırım diye işine. Alsın yine o. Sen de ki yani demeden... Evet. İçten iki tane yayını al dursun. Aklıma gelmedi. Almadın yani. Almadım, bak biz kayıtlardan buluruz almışsın. Yok, cidden almadım. Bulabilirsiniz, yok. Ha. Hatta Bilet X'i aradım, ne yapalım dedim. Dediler ki... Bilet X'i mi aradın? Sen de böyle dayın gibi Bilet X kayıtlı mı? Nasıl aradın Bilet X? Bilet X. Alo. Ne yapalım ben bu... Antalya'dan geldim ben, ne yapalım şimdi? Dediler ki iptal edelim, yan yana alalım. Ben de güzel. Derya'ya duyduğum saygıdan dolayı böyle bu kararı vermiş. Dedim ki o zaman böyle kalsın, artık ne olacaksa olsun falan. Senin bir yanın boştu sadece. Evet. Sadece benim yanım boştu. Sen de oturdun. Derya da benim yanıma geldi. Çünkü biz öncesinde yani gösteri saatinde buluşmadık. Beni birazcık kandırdı. Uçağım 8'de indi, gösteri 17.30'da. Bana dedi ki ben Adana'yı bilmiyorum dedi. Beni ben de döverler dedim ki burada yani. Ama o kadar adam Antalya'dan gelmiş. O kadar zaten olur. Zaten o yüzden yani. Siz gündüz tamam buluştunuz. Dedim. Biz gündüz buluştuk. Hadi desenize ya. Tabii, nereye gittiniz? Yamada öğlen 12'de gittiniz. Nereye gittiniz? Orada bir kahve ya, dükkanı vardı. Oraya aynen gittim. Bir merkezde bir yerde flört buluştuk. Oldu mu o gün? Yok. Yok gayet. Olmadı. Normal. Aynen. Muhabbet. Muhabbet. Bir zaten tanıma. Niyet de oydu yani. Tabii. Sen çok tatlı düzgün bir adamsın ya. Yok vallahi billahi hiçbir şey aramıyorum artık. Evet. Çok klas tamam bir şekilde devam etmişsin yani. Ya bir de şöyle. 12'den 5'e kadar oturdunuz 5 saat. Tabii. Tabii evet. Ve acıktığımızı falan da fark etmemişiz yani. Böyle muhabbet o kadar koyu ilerledi ki. Mekana girmiş o zaman, acık bir şey yeseymişiz. Ne içtiniz? Cemli sanmış olabilir. Kahve falan içtik. Kahve, 5 saat kahve içtiniz. Ya evet. Şöyle aslında... 5 saat hiçbir şey yemeden 2 tane kahve içmişler. Hayır, flörtünüz bassın, buranın kirası 19 bin lira mı? Ya gösteriye aslında benim o tweet'te bana yazdıktan sonra gösteriye daha bir 10 gün falan vardı. Biz o süre içerisinde... Bir konuştuk yani. Ne o bana Instagram'ın nedir ya da işte telefon numaranı ver demedim. Demedin. Biz sadece... O sen valla şeysin ha, profesyonel DM'cisin. Ben sen değilim valla billah. Ya. İyi DM'cisin yani. TLC'de izliyormuşuz beni böyle. Seri neymiş? Katiller gibi. TLC'de izliyormuşuz beni böyle. TLC'de profesyonel DM'ciler. Profesyonel DM'ciler gibi. Yani orada profil fotoğrafımız neyse biz o süre içerisinde sadece onları gördük. Hani... Dedik ki birbirimizi gördüğümüzde eğer bir şey olacak. Bölümü izlerken yan yana oldu mu bir şey böyle? Bakışma, ki... gülüşme, gülerken elini buraya koyma falan? Yok. Olur. Çok resmi izledik ama siz dediniz ki sahneye çıkınca çok yeni bir ilişki var mı dediniz. Birkaç kişi el kaldırdı 6 ay falan. O yeni mi falan işte var mı 3 ay 2 ay falan dediniz ki. İlk flörtü, ilk buluşması bugün olan var mı? Ya ne oluyor be? Ben bugün öleceğim mi? Bu ne ya? Kaldırdınız mı parmak? Ben el kaldıracakken kolumu tuttu. Dur tuttum. Sakın dedi.
Hani ailemizler vesaire problem yaşarım ben gibisinden. Ha. Dedim ki ya hiçbir şey olmaz. Hani şey yapalım en fazla diyorsunuz ya yayınlayalım buraları diye. Evet. Hani hayır deriz en fazla. Hani rica ederiz falan. Terbiyesine bak vaktimizi çalacak burada 15 dakika. En kötü al yayınlarsın hadi bakalım siktir git. Ya ama şöyle bir şey var. Yani ben babam biraz böyle şeydi hani ben her istediğimde dışarı çıkan bir insan değildim yani. Aha. Hani şu an tabii ki de rahatım ama... orayın altı çizildi. Şu an evlisiniz siz. Tabii. Tabii tabii evliyiz. Bir zahmet artık yani. Alo baba biz kocamla çıkalım mı ya? O da çok istiyor ha. Milli Park'a gideceğiz. Gitmeyelim baba. Netflix aç otur diyorsun. Tamam oturalım. Oturacağız. Çay mı koyayım? Çay koyayım babacığım. Tabii yani. Ya şöyle ben Korhan'ın bana yazdığı günün ertesi günü çok yakın bir arkadaşımla görüştüm. Laf arasında dedim ki ya birisi bana bunu yazdı. O beni cesaretlendirdi. Ya dedi ki git ne olacak kalabalık ortam. Hani... Biz fuhuş ortamı mıyız? Hadi inşallah ama değiliz. Ya hayır yani hani tedirgin oluyorsun anladım ama hani baş başa buluşacağım bir şey değil sonuçta. Hani kalabalık bir ortamda farklı bir deneyim olur dedi. Ve benim annem de hani... Bu deneyimi ben bir anlasam. Farklı bir deneyim, farklı açıkçası farklı bir deneyim. Deneyim. Evet. Ya ben orada tabii ki yine çok şey yapmadım ama ben anneme her şeyi anlatırım mesela. Oh ne güzel. Anneme söyledim. Benim selam söyleyelim buna. Evet çok öpüyorum. Annem normalde böyle şeyleri hani korkar böyle şey yapar. Ve benim annem şey dedi hani git görüş dedi bana. Yani ben çok şaşırdım. Annemden o şeyi alınca dedim ki bir daha yazarsa kabul edeceğim. O akşam da işte bilet alalım mı diye. Bir sürü tesadüf üst üste gelmiş tabii diyebilir miyiz? Ben Mersin'de üniversiteyi okudum. O Mersin'de Koran. Yaşamış. Efendim. Daha önce başka bir ilişki testi izleyen kadına yürüdün mü aynı yolla? Yok hayır. Bu senin rutininde de yedinciyle mi evlendi? Bana açık ol. Mesut Bey ben her şehirde sizi geldim. Samsun'a geldim sizinle. Çanakkale'ye geldim. Bir yerde seviştim, bir yerde öpüştüm. Ancak ilk defa evlendim. Böyle bir şey var mı? Yok öyle bir şey. İlk birde bir. İlk birde bir. Anladım. Ne güzel. Yani şimdi görüşeceğimiz günde annem de tedirgin. Ben arabayla gidiyorum görüşmeye. Annem dedi ki sakın dedi arabaya bindirme. Anne bak. Neden? Yani yalnız kalmayın. Tanımıyorsun. Olabilir. Hiç görmedi. Tabii haklı o da. Anne endişesi olur. Ama sen kaç yaşındasın hayatım? Ben 26 yaşındayım. O zaman 23'tün. Yani evet. Tamam. 23. Annenin aklı tabii, payı tabii, var yani. Aynen. Tamam. Ya bana da güvenir hani onda sıkıntı yok ama şimdi ben de tedirginim tanımıyorum sonuçta. Orada kendisini böyle tanıtabilir ama başka bir insanla karşılaşabilir. O gün eğlendiniz mi bölümde? Çok. Çok. Sonra çok da güzel bir bölüm. Kim gelmişti o gün Antalya bölümü neydi? Şey ya isimlerini hatırlamıyorum ama böyle tatile giden insanların evlerine kamera yerleştirip kedilerine bakan falan bir çift vardı. İşte evlenme teklifinde duvara balonla yapıştırıcıyla balonu duvara yapıştıran. Ha, kaburgacı Yaşar'da. Daha ne anladın? Ben de hiçbir şey yok. Bütün bölümü anladım. Ben demek ki orada değildim. Lan bensiz bölüm mü çekiyorsunuz? Paralel ilişki testi varmış haberim de yok. Beni de engellemişler. Var mı bölümü hatırlayan? Kimse hatırlamıyor. Anladım. Deep Web'te galiba bu bölümler olur. Kiralık katiller bir de ilişki testi. Paralel. Hadi Cambly yapalım. Nerede Cambly? İlişkisi sorularını İngilizce soracağız. Var mı İngilizcesi iyi olan? Önden bağır hocam olur mu? Ne sorsak ne soruyoruz biz mesela? İlişkin var mı? Bayağı akıl yürüttün ben sorularla ilgili. Onu soracağız oğlum. Hello. Hello, merhaba. How are you? I'm good. You? I'm great. Thank you. Your energy is... Perfect. O kadar da coşmayacaktım işte. Az İngilizce olunca mecbur coşuyor. Ne yapalım? Again, this is couple show. 500 people are here now. And we sold ticket. We are expensive. I am rich. In Turkey. Ne istersem alabiliyorum. I can... Take whatever I want. Kadın ironi olduğunu anlamadı. İnanılmaz gıcık oldu bana şu an. There was joke. There was joke mu? They were joke. I'm joke. We are joke all of us. Şimdi soralım. Ne soralım? Ha.
How old are you? Kafamda bir yol var ondan. How old are you my teacher? I tell everyone I'm 100 years old. 100? 100 years old. It's a joke. You look like maximum 29 in your life. What was the longest relationship? How many years? I would say my current relationship, which has been about 5 years. 5 years? Married after 5 years? Well, we've been together for 5 years. We've been married for almost 2 years. 5 yıldır beraber yaşıyorlarmış. Ya anlamayınca böyle bir anla söylesene. 5 yıldır beraber, 2 yıldır evliler. 2 yıldır evlenmiş. Okay, is... In your relationship, there is a romanticism, romantical yes. times. Yes, we share romantic times. For example? We like to travel together. That's what? One of our romantic things. We both love to travel, so we like to travel together. Travel. Where did you go last time? Travel. Morocco. Morocco? I saw Morocco. In Morocco, 10% people are rich, but 90% people poor, because there is a king. Fas eleştirdik şu an, götümüz yemediğim için burada. Most of the world is that way. Only a few rich people and everyone else is poor. That's the world. Yes, I agree with you and you agree with me. I understood that. Your husband now is handsome. Give point from 1 to 10. Your husband's typical. Typical. It depends on which day you ask me. If I like him one day, I think he's very, very handsome. If I don't like him, I think he's not handsome. It depends on which day you ask me. Peki. Aramız iyi olduğu zaman çok yakışıklı, aramız kötü olduğu zaman çok kötü diyor. Okay. Now. I would say on a scale of 1 to 10, today a 10. 10, okay. Are you jealousy? No. Your husband jealousy? He used to be, but not so much anymore. First off, your relationship, he was a jealousy. In the beginning. Hadi son bir soruyu bitirelim. Yeni soru. Kim daha çok hadi der? Hadi der. In your relationship, who says, let's go to the room. And... who says, most of, well, you or her? Her, sir. Him. He's... You or him. Ne anladınız lan? Herkes o diyor. Ne dedi baba? O der ama diyor. Ben ne zaman evet derim. Ha tabii. Biz, we are monkeys. Men are monkeys. We say that let's. But women say that stop. And we wait. Eşek gibi like a donkey. You are right. Hocam, thank you very much. Thank you. Your energy is wonderful. Thank you. I'm so happy to be here and to see you again. Again. Clap, size. Coşkun alkış. Hanımlar, beyler, hep beraber İngilizcemi gördük. Aynı duruma düşmeyin. Dünyanın dört bir yanından ana dili İngilizce olan öğretmenlerden ders alın, kendinize yatırım yapın. Cambly'den büyük bahar kampanyası. Yılın en büyük kampanyası. %60 indirim. Kodumuz mu? Kalem kağıt alın. 60, 60, küçük M, küçük S. 60-60, MS, E yok. Ayrıca henüz denemediyseniz bu kodla ilk dersiniz ücretsiz. Kodumuz bu gece tam 12'de aktif olacak. Alarmınızı kurmayı unutmayın. Cambly Kids. Cambly Kids'te yılın
en büyük kampanyası. %60 indirim fırsatını bugün değerlendirin. Döndürüm. Oyundan sonra ne yaptınız Koran? Oyundan sonra AVM'deydi zaten oyun. Aşağıda bir kahve içtik. Ondan sonra o bir taksiye bindi. Ben bir taksiye bindim. Ne oldu lan? Altıncı kahveyi içtik orada. Abi, siz ne ara yemek yediniz Amerika'ya bakıyorsunuz? Hiç yemek yemedim. Hiç yemediniz mi? Ben sabah 5'te kalkmışım. Ben dönerken uçaktaydım artık. Gerçekten mi? Böyle ya şeyden... Hissetmemişiz, fark etmemişiz. Heyecandan, tabii. O flörtün zenginliğinden aklınıza gelmedi. Evet. Yine kahve ha? Vay arasını. Sonra o gün ha olur dedin mi sen Koran? Ya o gün ha olur demedim yani, ama çok çekici düzgün, buldun kız, mu? Çok iyi bir kız evet. Beğendim. Çekici buldum, beğendim. Çok iyi bir kız, çok düzgün bir kız. Sen kızım? Beğendim. Bir, sonra ne oldu mesela, ayrıldınız, sen döndün. Ondan sonra ben Antalya'ya döndüm. Ailem Mersin'de olduğu için bir 10 gün sonra falan ailemin yanına gidecektim. Ben de Mersin ilçesinde benim ailem. Adana'dan, havalimanından o ilçeye belli bir saatlerde belli servisler kalkıyor, özel servisler. Onlardan bir tanesiyle gideceğim ve uçakla arasında 3 saat var. Dedim ki bir 3 saat boşluğum var, gel bir kahve içelim. Bayağıdır da içmiyoruz kahve. Bir kahve. Kafein lazım, vücut istiyor artık kafein. Sonra? Sonra biz o gün buluştuk, bir yerde oturduk. O gün artık böyle artık yani flörtöz bir buluşma oldu. Valla el ele. Yani o gün. İlk kim kim öptü? Bunu söylemekte sakınca var mı? Yok, yani ben öptüm. Nerede? Adnan Menderes mi orası? Evet. Nehir kenarında. Ya şöyle. Nehir kenarında? Adana'da nehir kenarında. Ha, bankta. Bir kafe vardı. Bir onların kafe böyle nehir kenarında. Kahve içerken. Flörte bak, 26 tane kahve içmişler şu ana kadar. Anladım. Ondan sonra araya pandemi girdi. 4 ay göremedim ben de. Gerçekten? Evet. Oo, öptün pandemi girdi. Hayır. Yok, öpmeden pandemi girdi. Öpmeden pandemi girdi. Tabii. Aynen. Öpmedin pandemi girdi, öptün. Evet. 4 ay öpemedim pandemi. Öpemedim. 4 ay öpemedim Üst Bey. Anladım. Çok tatlı bir tanışmaymış. Vesile olmuşuz yani. Tabii, teşekkür Sağ ederim. Var mı lan başka ekran başındakilere sorayım. Bizim vesilemizle tanışan, yuva kuran. Yorumlarda flörtleşiyorlar bazen. Ben bir post atıyorum, tamam mı? Instagram'dan. Bakıyor başlarda minik minik adam yürüyor. Sonra kız küçük bir cevap veriyor. Sonra ikisi kayboluyorlar. Sonra ben de vaktimde çok bakıyorum, birbirlerini takip etmişler. Allah Allah. Yani yakalıyorum sizi, haberiniz olsun. Hatta şöyle bir şey var. Bir arkadaşımla oturuyorduk böyle. Onlar da çiftti. Biz o zaman Derya'yla daha sevgiliydik. Nişanlanacağız falan dedim. Siz nerede tanıştınız ya dedi. Dedim Mesut Süre'yi biliyor musunuz dedim. O karı koca birbirlerine baktılar böyle. Evet dedi. Dedim onun programında tanıştık. Bizi Mesut Süre tanıştırdı dedi. Eşeği siki artık. Benim bir kendime faydam yok. Nasıl tanıştırmışım? Nasıl yani dedik. Çocuk TRT'de teknik yönetmenmiş zamanında. Tamam. Siz orada bir program için gitmişsiniz. Evet. O kızı görmüşsünüz, çok yakıştırmışsınız. İkisini. Ki, ya bak birbirinize çok benziyorsunuz. Ben niye böyle oldum evliya gibi, onu onunla yakıştır. Hiç öyle bir insan değilim. Benim kariyerim nasıl bu oraya geldi ya. İkiniz güzel olmuşsunuz. Sizden aynen, sizden güzel çift olur demişsiniz. İyi. Bilal ve Dilara şu an evliler, çocukları var mesela. Evlenme teklifini hanginiz etti? Ben ettim. Nerede ettin güzel kardeşim? Ya şöyle yine tesadüflere giriyor. Ben iç mimarım. Ne güzel. Evet, daha önce... Sen babacığım? Ben kabin memuruyum. Tamam. Ya normalde ben Mersin'de okudum ve orada çalışıyordum. Daha sonra Adana'ya döndüm. Korhan'la bir işte ilişkiye başladıktan sonra ben Adana'da yapamadım. Demek ki Mersin'e geri döneyim. Oraya alıştım, buranın piyasasına alıştım. Hayatım evlenme teklifini hanginiz etti dedikten sonra hayat hikayesini baştan anlatamazsın. Şuraya bağlayacağım. Görüştüğüm iş... Bağlamaya gerek yok. Sen istediğini anlat. Sonra konuşuruz biz evliliği. Ben normalde merkezde bir yer için iş görüşmesine gittiğimde bana dediler ki biz burası için değil Erdemli için alacağız. Ve Erdemli Korhan'ın yani ailesinin ve hani Antalya'ya gelmeden önce yaşadığı yer. Ailesinin orada yaşadığı yer. Ben de şaşırdım yani hani çünkü Erdemli'de iç mimar hani küçük bir yer. Ve ben bir şekilde kabul ettim, oraya gittim. Orada çalışıyorum. Korhan da pandemiden dolayı daha az uçuşları olduğu için o sıralar Erdemli'de. Özetle bizim Erdem'de Derya ile sürekli gittiğimiz bir plaj vardı. Oraya gidiyorduk. Sahilde balığımızı, oltamızı atıyorduk Aynen. falan. Plaja gidiyorsunuz Erdem'de. Plaja gidiyoruz. Tamam. Orada olta atıyoruz, muhabbetimizi ediyoruz falan. Bir gün iş çıkışında işte neredesin, çıktın mı? Anlattık. Kaç gibi çıktın işte? Bu önemli. Mesaiye kaldın mı, erken mi çıktın o gün?
iş yerindeki o psikolojik durum, ciro nasıl? Tamam. Ya bana sürekli soru soruyor. O zaman da ay dönümümüz hani çok incedir, her şekilde yapar bir şeyler hani. Hediyeler falan. Ya bir sürpriz bekliyorum ama hiç evlilik teklifi beklemiyorum. Ben otobüsten indim, bana dedi ki evin önünde seni siyah bir araba bekliyor dedi. Vallahi. Evet. Ne güzel. Ona bin dedi. Ondan sonra bindim ben ona. Beni sahile götürdü adam. Sahile gittiğimde de işte bir masa kurulmuş. Sandalyeler var ve işte Korhan da orada. Hala anlamıyorum. Hani ay dönümü diye şey yapıyorum. Ay dönümü de yani regli dermiş gibi ay dönümü de. Ağrılı geçti bizim ay dönümümüz biz. Ya bizim aramızda şöyle bir şey vardı. Ben hani böyle çok şaşalı, işte herkesin olduğu evlilik tekliflerini gördüğüm zaman işte ne gerek var? Özel olmalı diye bir şeyler diyordum. Özel miydi? Özeldi. Ya ben hep şey diyordum yani, bir sulu patatesle bile evlilik teklifi edebilirsin diyordum yani. Sulu yani. Patates yerken bile o muhabbetin arasında bu... Sulu patates ne lan? Çok yani seviyorum. Rastgele. O an sulu patates yiyor. Patates yemiyor. Ya hayır. Sulu patates diye bir yemek var mı bize? Bir ev yemekçisine merhabalar. Az sulu patates, az. Tam mercimek, az sulu patates yiyeceğim. Sen devam et abi. Ne yaptın o gün orada? Ben o gün şampanyaları çıkardım. Böyle tahta patika yolu yaparlar ya plaja kadar. Böyle. Tamam. O yolun tam ağzına koydum orayı. Şampanya, iki tane. Falan var. Şampanya çıkardım, iki tane kadeh çıkardım. Örtü mörtü var falan. Daha sonra ben şampanyayı patlattım. Şampanyaları doldururken Derya yine ay dönümü kutluyor şeyinde, modunda. Ben... Heyheyler üstünde yine oldu. Azıcık da şiş. Ay dönümü olduğu için. Allah'tan artık ay dönümü demeyin. İçim şişti benim. Bu ne tabirmiş? Ay dönümü de ay dönümü. Ya olay şurada aslında. Onları çıkardıktan sonra aşağıdan bir kavanoz çıktı. Ve kavanozun içerisinden sulu patates çıkardı. Allah kahretsin. Kurtulalım şu patatesten. O sulu patatesi görünce anladım. Dedim ki... Vay be. Ben bir de mektup yazmıştım. Ne yazdın mektupta? Vay. Sana bundan sonra hep fakirlik vaat ediyorum. Güzel güzel. Tatlısınız abi. Siz gerçi İstanbul'da yaşamıyorsunuz. Antalya'da. Antalya'da. Biz sizle Antalya'da bölüm çekecektik. Buraya kaldı. Evet. İstanbul'da ağırlık. Güzel de oldu. Güzel. Tabii sizin için de böyle bir gezi bayağı oldu yani burası. Aynen. Kavga ediyorsunuz baba? Çok sık değil ama... İlla ki her ilişkide olduğu kadar. Kavga da mesela nasıl kavga kültürünüz? Kim daha çok bağır çağır? Ya yani Derya genelde alttan alan taraf olur her zaman. Ne duydun en çok? Yani çok bir şey duymamışımdır ya. Hiç. Sen kuzum? Neredeyse hiç. Yok ben de hiç yani. Ya yani kavga zaten çok uzun sürmez. Sonrasında hemen ben özür dilerim. Hayır ben özür dilerim. Böyle. Ben de şu an ay dönümündeyim. Bu ilişkinin dokunmatiği kim? Derya daha çok. Valla. Nereden anlıyoruz? Ya ben bilmiyorum, sürekli dokunurum. Evdeyken yanına gitmeyi isterim. Ya daha çok dokunmatiğim ama o da dokunmatik yani. Kim daha çok evdeyken hadi diyor? Beraber yani. Aynı anda. O mesela bir şey mi mesela? Göz gözeyken anlaşılıyor mu? Kız bakıyorsun. Tam da bakamıyorum galiba ben. Şaşayım galiba. Ne yapıyorsun sen? Seksle çağırıyorum şu an. Var mı? Çocuk yapsak şöyle olur böyle olur. Düşünce de var mı? Yani şu an için çocuk düşüncesinde biraz uzağız ya. Yani. İkiniz de mi? Derya daha çok yakın. Hah. Ben daha yakınım ben ama daha yine de uzağım yani. Ha evet, sana göre yakın olabilir. Bana total göre... konuya yine uzak. Evet, evet. Güzel anlattın evet. Yani. Onun daha yakın olduğunu nereden anlıyoruz? O daha çok böyle o niyetle atıyorum işte çocuğumuz olunca şöyle olur böyle olur gibisinden daha çok konulara girer. Ben Derya'dan önce evlenmeyi de çok düşünen bir adam değildim ama çocuğu özellikle çok düşünen bir adam değildim. Tabii ki çok seveceksin, çok güzel olacak falan ama çok büyük sorumluluk, çok yani bu... Senin yaşın kaç? 34. 34? Evet. Yani bu dünyada... İlk uzun ilişkim Derya? İlk uzun ilişkim değil. İlk uzun ilişkim değil. Yani geçiştirmeye kalktı sonra dedi ki bu anlar bu. Yalana gerek yok, anlar çünkü bu. Daha önce kaç sene oldu? Daha önce bir 3 sene var, bir 1,5 sene var. Öyle parça parça. Öyle mi? Hı-hı. Onlar neciydi? Konuştunuz mu bunları? Öğrencilik zamanları. Tabii tabii konuştuk. Öğrencilik zamanları. Öğrencilik. Öğrencilikten sonra olmuştur oğlum. 34 yaşındasın. Öğrencilikten sonra olmadı. Hocam. Yani 1,5 senelik öğrencilikten sonra. Ha işte bu. Yani ya ben anlarım oğlum yalanı. Yani düş 3-31 yaşındaymışsın zaten tanıştığımızda. Evet. Öğrencilikten 22'de bitiriyorsun. En geç bitiren 22'de. 9 sene olmadı mı kimse?
Yani şey, ne oldu? Oldu. Anladı ya. Cin gibi pezevenk, anladı ben. Ya kısa kısa ilişkiler tabii ki. Öyle mi? Ha, şeyci miydin sen? Yok değil. Yani ne diyeceğim nereden biliyorsun değildi. Anladım ama yani. Hayır ne anladın? Piç bir adam mıydın? Hayır efendim öyle demeyeceğim. Ha. Allah namazında niyazında mısın diye soracağım. Hadi bakalım. Nereden? Benim sorularımı anlamayıp şeyci bir süt değilim diyor. Neye değilim diyorsun? Dur bakalım ne diyorum. İlişki tutturamayan bir insan mıydın? Yoksa ilişkiyi zaten anladığın kısa kısa şeyler miydi? Anladığım aynen. Öyle bir şey. Yani kısa kısa şeyler. Ya bu olmayacak dedikten sonra onun da zamanını çalmaya gerek yok. Aynen güzel. Kendini de kandırmaya gerek yok diye. Tabii. İlk kez deneye mi aşk oldun? Evet. Hocam. Evet. Gerçekten. Sen yani o bir buçukluk var ya ona da aşık olmuş. Ya gençlikte böyle sevdiğini sanırsın. Çok atıyorum fırtınalı bir ilişki yaşarsın. Şöyle olur böyle olur ama aşık olduğunu... Aşık nereden olduğumu anlarsın? Anladığım ilk ilişki o. Mesela aşık şimdiye kadar olmamışsın ve Derya'ya aşık olmuşsun ya. Nereden anlıyoruz Derya'ya aşık olduğunu? Kendimden önce o aklıma geliyor. Bir şey yiyeceğim zaman, bir yere gittiğim zaman mesela yurt dışına bile çıktığım zaman... Bundan Derya hiç yemedi, ben bundan yemeyeyim. Bunun hazırını alıp eve götüreyim, beraber yeriz gibi yani. Sen salak mısın ya? Bence aşık olmak lazım bunu yapmak için. Yapma yapma. Aşk değil bu. Alıksın sen. Ya nereden bilecek? Ye ye. Arkadaşlar değil mi yani? Gitmişim Costa Rica'ya Derya bundan yemedi. Nerede bilecekler ya? Ne mesela ne getirdin? Bak çok güzel bir şey söyledin ha. Derya bundan yemedi Derya'ya götürmem lazım. Nefis bir aşk cümlesi. Aşk olmadan olmuyor bu. Ya bana şimdi böyle sen ne anlarsın amına kodum diyor bana görüyorum. Estağfurullah. Hayır estağfurullah seni ben bir döverim burada önce onu söyleyeyim. Mesela çok merak ettim. Yurt dışına gidip de Derya yemedi diye ne yemedin? Ya hazırını Almanya'da Currywurst diye bir şey var. Neymiş? Currywurst. Currywurst. Kalın bir sosis. Onu doğruyorlar. Bir salçalı... Sakin sakin öyle erotik gönderme yok. Baharat, evet. Salçalı baharatlı bir sosla onu pişiriyorlar. Tamam. Ben de onu severim. Severim. Ama bir tane de sen yeseydin. Derya'yla tanışmadan önce yemiştim. Yiyordum gittim. Orada yemedin mi o gün? Tanıştıktan sonra orada yemedim. Hazır ambalajcısı vardı onu alıp eve getirdim. Sen de yeseydin. Onu zaten kendime de aldım. İki tane aldım. Ay anladım ama beraber yiyelim diye aldım. Aha. Orada içinden gelmedi yemek. Orada içimden gelmedi. Gerçekten mi ya? Kim başlattı o alkışı? En sevgisiz odur bak ben sana söyleyeyim. Ver bakayım şu alkışı başlatana ben merak ettim bak. Benim içime doğar. Hoş geldin kuzucuğum. Merhaba Mesut. Ne haber? İyiyim sağ olun sizden ne haber? Uyuyordun galiba uyandırdık kusura bakma. Şekerleme yapıyorsun gibi çünkü. İyi misin şu ne yapayım ya? Bitsin de gitsek. Kimle geldin buraya? Erkek arkadaşımla ne güzel. Geldim. Ne kadarlık bir ilişki? 4,5 yıl. Sen sevgilinden böyle bir şey bekler misin bu saatten sonra? Evet çünkü o da öyle o yüzden alkışladım ben de. O ne da yapıyor? Bensiz yemiyor. Gerçekten mi? Evet. Oğlum sizden var mı böyle başka saf? Gerçekten mi? Siz salaksınız. Abi bak. Değil mi? Arkadaşlar. Yediğini söylemezsen hiçbir şey olmaz. Yutacak, ertesi gün sıçacak, döneceksin Türkiye'ye. İzi bile kalmayacak. Ya, yalan mı? Vücudumdan da gitmiş artık. Vay be ver bakayım adama. Hocam hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Ne haber? Merhabalar. İyiyim. Siz nasılsınız? Sen de böyle misin gerçekten? Evet ben de öyleyim. Ne iş yapıyorsun? Ben gelinlik için modelistik yapıyorum. Gelinlik işiyle uğraşıyorum. Gelinlik işi için modelistik mi yapıyorsun? Evet modelistik. Sen gelin misin? Mesut Bey ata biniyorum. Gelinliği giyiyorum. Çok heyecanlandım. Modelistim ben. Ha, sen çiziyorsun. Evet, evet. Hepsini yapıyorum. Ha, ben model kesim. Anladım. Okey. Saçma olur. İyi akşamlar. Gelinim ben Mesut Bey. Bayağıdır. 11 yıldır gelinim. Evli misin? Evli değilim. Gelinim 11 yıldır. Mesela ne yemedin de getirdin hanıma? Ya bizde öyle olmuyor. Bir yerle ben o kadar gitmedim yurt dışına falan da. Hani bir yere falan gittiğimde bir şey, farklı bir şey yiyorsak falan yemiyorum genelde. Onunla gideceğim zaman yiyorum veya onu da götürüyorum. O şekilde yapıyorum. Ne ama bir örnek ver. Ne o? Ne olabilir? Yurt dışından falan mesela teyzem çikolata falan getirdiği zaman yiyorum. Onunla beraber yiyorum. Hikayenin bu kadar çocuk gibi. Mecit Bey bazen teyzem çikolata getiriyor. Diyorum ki hanımım yemedi.
Oğlum teyzem çikolata getiriyor, olur mu? Bak adam neler atıyor burada. Bu neymiş 6 yaşındaki bu, tövbe estağfurullah. Bazen haşlanmış yumurtamı yemiyorum. Diyorum ki hanımım belki yememiştir. Patatesimizi de bölüşüyoruz her zaman. Kaç yıllık, 4,5 yıllık ilişki, evlilikte var mı? Yok. Nişan? Yok. Teklif? Olacak inşallah. Anladım. Çok tatlı. Yayınlayabilir miyiz buraları? Yayınlayabilirsiniz, evet. Yayınlayabilirsiniz. Coşkun arkadaş! Hanımlar, beyler. İlişki testi geziyor. Turnemiz var. 2 Nisan İzmir. 8 Nisan Bursa. 9 Nisan Çanakkale. Peki bu şehirlerde nerede miyiz? Aha! Bu arada ilişki testine konuk olmak istiyorsan, sahneye gelmek istiyorsan Santral Kumpanya ekibine başvur, videonu yolla. Gel konuşalım. Hanımlar, beyler, bendeniz Mesut Süre, ilişki testi alkışlarla devam ediyor. Derya, sen bana bir şey yapmışsın keçeden. Evet. Gizem orada mısın kuzum? Arkadaşlar. Şimdi seni sevdik de bu burun çok yamuk. Yani sen bunu gönül gözünle mi yaptın? Bir de nereden baksan 52 doğumlu bu adam. Yani bayağı da yaşlı. Ben senin gözünde böyle miyim hayatım? Yaşlı ve daha yamuk burunlu biri miyim? Cidden soruyorum. Eline sağlık bu arada. Nedir bunun muhteviyatı? Neyden yapıldı bu? Ya keçeden yapıyorum. Sen böyle şeyler mi yapıyorsun? Evet. Instagram hesabın var. Var. Oradan böyle şeyler mi? Yani keçe sanatıyla uğraşıyorum. Ya aslında benim mesleğim, hani iç mimarım, ben söylemiştim daha önce de. Korhan'ın bir kedisi vardı. Gözleri görmeyen bir kedisi vardı. Ve biz nişanlıyken vefat etti. Korhan çok üzülüyordu. Yani çok seviyordu kedisini. Başı sağ olsun kardeşim. Ben... Oğlum neden gülüyorsunuz? Kedi olmuş, başı sağ olsun diyorum. Çıktı mı kırkı diye. Salak salak sorular soruyor. Yani ben şey düşünüyordum, yani onu ona nasıl geri getirebilirim? Ve ben keçi sanatını keşfettim. Oo, senin kedinin keçisini mi yaptı? Evet, evet. Onu yaptım. Doğum günümde verdim. Gerçekten, aldım lan. Sokağın ortasında yani. Evet. Hıçkıra hıçkıra. Evet. Vay be kardeşim. Arabaya saklamış, aşağıda sokakta verdi. Arka kapıyı aç, montların altında bir paket var diye. Paketi aldım böyle, pofuduk bir şey, ne acaba diye düşündüm. Ondan sonra ambalajı açınca patisini gördüm, patisinden tanıdım. Pati de böyle benim burnum gibi yamuk muydu? Birebir mi yani? Kediyi benzetmiş mi açık ol? Benzetmiş. Ne güzelmiş. Ne kadar, kaç yıl sendeydi kedi? 3 yıl bendeydi. Hayır, çok güzel bakıyorsun sen ya. Çok hakkaniyetli, içten bir adamsın. Teşekkür ederiz. Allah. Ben onu internette bulmuştum. İnternette gördüm, yuva arıyoruz falan diye, tesadüf. Nerede kedi dedim, tweet atmış, dedim. Tek başımayım. Isparta'dayım, geleceğim. Kedi de geliyor beni izlemeye, oturmuş. Tamam. Ondan sonra dedim ki hangi şehirdesiniz? İstanbul'dayım dedi. Gözleri görmüyor, bulmuş, sahiplendirmek istiyor. Vay güzel kardeşim. Dedim ki aşıları varsa eğer ben uçakla getirebilirim. Onlar dediler ki siz hangi şehirdesiniz? Antalya dedim. Biz dediler önümüzdeki hafta Antalya'ya geleceğiz. İsterseniz getiririz falan. Öyle bir geldi. 3 yıl beraber yaşadık. Hakikaten. Ellerine sağlık hayatım. Teşekkür ederim. Valla. Ne senin Instagram hesabın? Nacho Handmade. Nacho? Handmade. Handmade. Evet. Kedimizin adı Nacho'ydu. Biz onun ismini bu şekilde yaşatmaya karar verdik. CH'la mı yazılıyor? Nacho. Evet. Evet. Hatta logomuz da Nacho'nun gözleri. Onun bir gözü kapalı, bir gözü böyle üçgendi. Logomuz onun gözleri. Aa, evet. Logo var burada. Evet. Nacho'da aldığınız her ürünle sokak hayvanlarına destek olduğunuzu biliyor muydunuz? Evet. Hayır efendim, bilmiyorduk. Artık biliyorsunuz. Artık biliyoruz. Emin miyiz bakalım diye salak salak sorular soruyor. Arabaya bineriz, 2 kilo mama dağıtırız kedilere, köpeklere. Gerçekten mi? Ne kadar tatlısınız arkadaşlar. Allah, eline sağlık tekrar. Coşkun alkış! Gel. Allah sen, ekran başındaki izleyicilerimize soruyorum. Bu benim dedem ya. Bu nedir, tövbe estağfurullah. Bir de bak, burnuna bak. Baran. Zoom. Asiktir lan. Aynıymış. Kör köpek. Bakalım ekran başındakiler. Allah, sen hangimizin daha burnu yamuk? Vallahi benim abi. Şöyle bir bakınca fena değil bunu ben sana söyleyeyim. Aşk sözcükleri devam mı? Devam. Ne diyorsun hanıma? Numu. Ne? Numu. 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 Şey mi?
Ne kodum bunu? Onun sonunu. Çok iyi ya. Bunu mu? Çocuğu. Numu ne numu? Ben numu diyemem kimseye. Kanalda yazsana. Numu. Neymiş numu? Ya özüne dönersek benim adım Korhan, aile bana Koyo derler. Koyo mu? Sizin aile mi değişik? Yine bir yerlere koyuluyor. Koyo. Derya da bana bir ara Koyo demeye başladı. Koyo. Sonra Koyo Zozo'ya dönüştü. Şöyle böyle derken ucu Numu'da bitti onun. Ya aslında bir böyle şey, yani istemsiz yanlış söylememden dolayı, saçma sapan gülmemizden dolayı saçma sapan bir yere gitti. Ve bu bizim aramızda bir şeye dönüştü ha, yani. Bu anlaşılabilir. Kendi aynen, diliniz var. Kendi aynen, diliniz. Kendi dilimiz. O sana Numu diyor, sen ona. O da. Ya o, ben de Numu diyorum. Ya bunun bir sürü örneği var Numu, yani. Numu, Sumu. Sumu. Sumu değil. Pistam. Ne? Pistam mı? Pistam falan yani. Pistam. Pistam ve Miss Mao. O Miss Mao ben. Ne diyorlar arkadaşlar? Ben hiçbir şey anlamıyorum. Zamanda bir kırılma oldu. Delirdi bu ikisi. Miss Mao, Pistam. Mao, Numu, Munu, Munu, Budu. Hiçbir anlamlı kelime çıkmadı ağızlarına bir buçuk dakikadır. Ne dediniz yani şimdi? Öyle gidiyor yani. İsminiz var bak, ne güzel, Korhan'la Derya değil mi bize? Ya bunun yanında tabii hani işte hayatım, işte aşkım vesaire bunlar var yani. Onun ama dışında da hani. Evin içerisinde. Stavum. Kız isteme nasıldı kardeşim? Kız istemeye güzeldi. Biz çekirdek aile olarak gittik. Kim? Annem, babam, ablalarım. Bir de bir ablamın eşi de geldi bizle beraber. Ay çekirdekmiş gerçekten. Aynen, kaç ablam var senin? İki ablam var. Hala ne güzel. Beraber gittik. Onlar da böyle işte aile büyükleri ve çekirdek aile vardı, dedeler vardı. Biz böyle oturduk, dizildik, grand tuvalet falan ama konuya giren olmadı. Ne oldu bayağı sonra? Bir 25 dakika falan ha konuya girdiler, ha girecekler. Kahveler geliyor, gidiyor. Hala bir bakıyorum, biri oradan tavuk anlatıyor, biri oradan ben aracıyken falan. Böyle garip garip muhabbetler dönüyordu. Hı-hı. En son artık konuya girsenize, konuya girsenize. Kayınvalidem sinirlendi, artık konuya girin dedi. Vallahi. Konuya girildi. Ondan sonra isteme gerçekleşti. Daha sonra aynı zaten isteme, nişan, söz hep beraber oldu. Evet. Söz yüzümüzü Derya'nın 24 yaşındaki kuzeni kesti. Yanlışlıkla. Dedesi kesecekti normalde. O makası uzatacağına... Neden kesti? O makası uzatacağına yanlışlıkla kurdeleyi kesti. Hadi hayırlı olsun. Ben kaçtı mıyım? 2002'yim. Hadi bakalım hayırlısı olsun. Dede de duruyor 91 yaşında yanında. Gerçek mi şu an bütün bu olanlar? Yanlışlıkla kesti. Bayağı tekrar bağlayaydınız, bir daha dede keseydi, yüzmüşsünüz dedeyi. Bilmeyelim dedi onu diye, öyle gitti. Yani, öyle oldu. Valla evet. Güldünüz mü hep beraber, gülmüştür. Yani dedeler bozuldu diye çok gülemedik. Ama bozulur mu ya? 102 yaşıma gelmişim. Son bir kurdele keseceğim. Piç doğru kesmiş yani. Hocam, senin hanım. Biliyorsun bizde soru geçiştirmek yok. Dünyanın en güzel kadını mı? Bana göre evet. Tamam. Ama dünyadaki kadınlara bakarsak? Tabii ki değildir. Ben olmadığım gibi, o olmadığı gibi. Elbette yani, çok yani, tabii ki yani. Değil mi? Kaç veriyorsun onun üzerinden? Onun üzerinden 10 diyeceğim, kabul etmeyeceksiniz. Bir yes. Puan kırayım, 9 diyeyim. 9. Ama bir kusur da söylemen lazım. Ne olsaydı 10 olurdu? Ne olsaydı 10 olurdu? Güzel bir soru. Güzel bir soru. 250 kere sorduğumuz bir soru. Şu an zaman kazanamazsın yani. Buyurun. Ben İşi, herhangi bir şey. Ne demiştin? Yani dik duruşuma takılıyorsun. Yani bazen böyle daldığı zaman telefonla oynarken vesaire falan çok bükülüyor. Daha dik durabilirse daha... O kadar mı? O kadar. Sadece kambur mu yani senin hanım? Değil de yani şeye dikkat etmiyor. Bazen kaşı kaş gözü göz. Kaşı kaş gözü. Valla. Kaç boyun kuzum? 76. İyiymiş. Sen kaçsın? 80. Ha, sen güdükmüşsün. Olsun. Değil ya, ben 80 yani. Yani tamam, 80 iyi de 76 yani. 76. En beğendiğin fiziki özelliği hanımının? En beğendiğim fiziki özelliği... Yani oluyor mu bilmiyorum ama gülüşü. Yok. Fiziki özellik. He. O zaman burnu. Burnu? He. Yok ya. Hem doğal hem güzel. Doğal mı senin burnun? Doğal. Dön bakayım buraya. Yani senin tabii burnun böyle güzel, el aleme bok at. Onu yamuk yapayım, bunu yamuk yapayım. Burnunu burun demeden tasvir et bakayım. Ben gülüşü hazırlamıştım ama. Hadi önce gülüşü bir tasvir et, bir şey olmaz. Şimdi olmayacak şimdi. Olur. Şimdi... Güneş doğar ama kimse aa güneş doğdu demez ya.
Ama yağmur sonrası güneş doğduğu zaman aa güneş doğdu dersin. Derya'nın gülüşü yağmur sonrası güneş. Ya geldi. Daha önce hayatında herhangi bir kitap okumamışlar alkışladı şu an. Bu kadar sikindirik bir cümleye. İlk defa tasvir duyanlar. Neymiş güneşi? Aa güneş demiyormuş da topraktan sonra güneş. Siksok. İki veriyorum ben bu cümleye. Teşekkür ederim. Anladım. Islak köpek kokusu gibi diyorsun. Çok da sevindim. Anladın şeye bak. Şimdi gel burnunu benzet bakalım. Hani Mesut Bey bazen sümkürürsünüz, aa sümkür demezler de. Yağmurdan sonra sümkürünce. Ya bunu da şöyle, mesela bir güzellik olur, insan yapımı olur beğenmezsin. Ama doğal bir yapı olduğu zaman beğenirsin. Derya'nın burnu hem doğal hem şekilsiz. Ne anlatıyor bana, ne satmaya çalışıyor bu bana? Alalım da sussun ya. Evet, çok güzel burnu var ama. Hakikaten. Sen kuzum, 10 üzerinden. Bak onun cevabını boş ver. O 9 tamam, verdi, ben de 9 vermeliyim yok. Yani 8. Ha. Tamam. Çok. 8 çok. Niye ya? Bu adam konuşunca 10. Ya zaten 10 diyor. Konuşmayınca 4. Kabul etmeyin. Ne olsa 10 olurdu? Yani saçları daha gür olsaydı. Şu kameraya bak bakayım, kelini görelim. Ha çok yok bir şey. Daha 2 sene falan ama berbat. Berbat bir 2 sene daha ekmek yer. Ha, bir 2 sene gider. Evlendiğimizde daha fazlaydı. Önce, öyle mi? Evet. Gitti. Evet, yavaş yavaş. En beğendiğin fiziki özelliği kocanın? Gözleri. Yani gözleri yeşil. Buradan belli olmuyor mu bilmiyorum ama. Yok. Bok yeşili. Biraz koyu yeşil. Ama bok yeşili diyorum ben. Bok yeşili mi? Evet. Kötü yeşil böyle. Çimen yeşil değil de. Şu bile deminki tasvirinden daha güzeldi, öyle söyleyeyim. Ama şu daha iyi yani. Çimen yeşili. Benzet bakalım gözlerini. Neye benziyor? Gözleri neye benziyor? Bir kampta sabah uyandığında çadırın fermuarını açtığında yeşile uyanmak gibi huzur veren bir şey. Buradan da ağır yani. Bizim ekip yakın bir yerden kitap alalım. 500 tane dağıtalım. Tek tek bir şey okusun bu insanlar artık. Şuna bile wow diyenler çıktı iyice. Kampta hani fermuarını açarsın da cırt diye. Şişt yaptım. Derya'nın bir huyu değişsin. Yani çok fazla bana göre cevaplar veriyor. Hani ben Derya'nın mesela istediği şeyi öğrendim. Karakterim yok. Yok karakterim. Kişiliğe oturmamıştı. Omurgası yok ha. Bir dik duruşu yok mu hayata kadar? Kendi fikri yok mu bu kadının? Ya şöyle hani keyif alacağımız şeylerde. Mesela ben diyorum ki hadi kalk sahile gidelim. Böyle bir cevap veriyorum. Olur. Şimdi diyorum ki sen heyecanlandığın zaman bir fikre vereceğin cevabı biliyorum. Demek şu an çok heyecanlanmadın, istemiyor musun? Ama hangimiz sahile gitmeye heyecanlanırız aga? Ya senin de yani planın biraz sikindirik olabilir mi sence? Ya hadi azıcık aile çay bahçesine gidelim. Wow! Beraber ha! Ya bu... Bravo yani, bu kız kişiliksiz değil, vizyoner bir insanmış. Senin dandik planlarına ne yapsın, kırmamak için evet demiş. Gel bir sahile gidelim. İnanamıyorum sahil. Yürüyeceğiz, yürüyeceğiz. Öyle dese boşanın yani. Evet, vizyoner bir insan belli ki. Başka mesela hangi planı söylediğinde ıkmık dedi? Ya yine böyle işte kamptır, işte atıyorum işte sahile inmektir, bir yere gitmektir. Hadi bir sinemaya gidelim, tiyatroya gidelim, bir şeye gidelim falan. Mesela o an onu istemiyorsa benim için yine kabul ediyor ama olur şeklinde cevap veriyor. Diyorum ki istemiyorsan gitmeyebilir. Yok gideriz. Diyorum ki isteyeceğin zaman vereceğim bu cevap değil. Tamam tamam gidelim. Yani bizim zaten mesela kavgalarımız da hep bu yüzden. Şimdi ben onu düşünüyorum, o beni düşünüyor. Ben onun istediğine uymak istiyorum, o benim istediğime uymak istiyor. Orada bir ben şey kalıyorum işte hani kararsız olan ben kalmış oluyorum. Şimdi mesela gidelim mi dese ben gidelim derim. Ya gitmek istemiyorum dese ben tamam gitmeyelim derim. Hiç mesela kendi hür iradenle daha önce bir karar aldı mı 3 sene içerisinde? Ya, gidelim dedi gitmeyelim demişliğin oldu mu? Ya şimdi ortak zevklerimiz var. Ne bileyim mod olarak belki istemiyorum ama o istediği için istemeye başlıyorum yani. Hani... Öyle söyleyeyim. Ne kullandın sen buraya gelmeye? Bu yani ayık kafayla söylenecek cümleler değil bunlar. Anladım. Bu hocam sen bundan memnun musun? Ya memnunum aslında. Bana göre
böyle hani uyum sağlaması güzel bir şey. Ama ben Derya'nın istediği şeyi yaparsam daha çok memnun kalacağım. Evde oturalım istiyorsa evde kalalım. Tamam, daha güzel. Yani. İkiniz de diğer taraf karar versin aynen istiyor. Evet. Sıkıntımız o bizim. Evet. Sizi böyle bir yaş meşeyle dövesim var benim kanımda. Mutluluk kumkumaları ya. Kocam mutlu olsun, karım mutlu olsun. İnşallah laks diye boşanırsınız bir sene. Sen bir oyunu değiştir. Fışt. Her şeyi çok didikler. Ya mesela bir şey alacağız. Yani eve mesela bir Vileda sapı alacağız. 10 gün araştırır onu. Yani. Sap da şaşkın. Beni kim araştırdı lan bu kadar? Kim girdi lan beni Google'a diye? 2004'ten beri ilk defa biri. Beni girmiş Google'a. Beni görüp alırlar genelde. Abi sen niye Vileda sapını araştırıyorsun? Al gitsin ya. Ya ben böyle genelde bir teknolojik ürün vesaire bir şey alacağım zaman yani mağazadaki adama... Teknolojik ürün bile de sapı mı? Tabii. Oldukça teknolojik bu arada. Dikkat et, bayağı teknolojik yani. Oradan biraz alışkanlık kaldı. Bu sefer her şeyi araştırmaya başlıyorum. Anladım. Derya bastı gitti. Kaç zamanda bu enerjine gelirsin? Hatırlatacak şeyler olacak illaki. Ben unutsam bile unutmaya çalışacağım. Şehir değiştirir misin? Yok, şehir değiştirmem. Tamam. Ama bir beş mevsime ihtiyacım var. Beş mevsim mi? Tabii. Oğlum sen niye böyle şahil şahil konuşuyorsun benimle? Hayır ya. Yani... Beş mevsim de iki sene bir mevsim işte. Şimdi bir yıl desem seneye buzdolabı. Aa, beş mevsim öyle değil. Bir sene bir mevsim. 15 ay diyor bırakayım. Beş mevsim dedi. Tabii 15 ay. Yani çünkü yani her mevsimde işte şu mevsimde kampa giderdik. Şu mevsimde işte kayağa giderdik. Tatile giderdik. Şuraya buraya giderdik diye. Onlar hatırlatacak şeylerin bir geri plana gelmesi lazım. Vay. Bir kere bir hatırlayıp yaşamam lazım o acıyı. Ondan sonrakinde artık geri atmam lazım. Neymiş sizin bu mevsim işleriniz? Kışları ne yapıyorsunuz? Ya kışları genelde böyle kar gezilerine gideriz. Öyle mi? Kayağı niyetlenip gidemiyoruz. Artık bu sene yapacağız. Tamam. İlkbaharda ne yapıyoruz? İlkbaharda genelde kamp. İlkbaharda genelde günübirlik kamplar gideriz. Oraya düzeneğimizi kurarız. Orada takılırız falan. Ondan sonra döneriz. Yazın? Yazları da hep kamp. Öyle her mi? Boşluğunda. İki gün bile boşluk olsa kampa gidiyoruz. Sonbahar? Sonbaharda genellikle sahilde başlar, evde terasta biter. Yağmur yağdı mı kapalı yere geçeriz. En sikindiri de sonbaharmış gerçekten. Evet ya. Sahile başlar, eve geçersiniz sonra. Anladım. Yani diyorsun ki bir tur benim bütün mevsimleri yaşamam lazım unutmak için. Evet. Bir yıl yani. Evet. Bir yıla böyle olur musun? Böyle olmam ama şöyle olur. Yani onsuz yaşamayı öğrenirim. Hayata yeni biri girer mi? Yok, girmez artık. Zirvede bırakırım artık. Çıta yüksek artık yani çünkü. Ya bu ben bu ponçiklerle ne yapacağım burada ya? Ne duysalar ay. Sen kuzum bastı gitti bu adam. Yani dedi ki Mesut Süren'in Çanakkale oyunu varmış. Ben orada bir kız buldum dedi. Tweet gördü bir tane. Oraya da geldi. Ben de karakterim olmadığı için destek oldum. Yani toparlayamam yani. Hakikaten mi? Yok. Neden? Yani. Belki kendi kendine bir karar alacağın için mutlu olursun. Kendi kendime karar alıp onu seçtiğim için en doğru verdiğim kararı düşünüyorum zaten. Bu ne abi? Hemen. Ooo, laf soktu. Güzel. Ama bence mesela siz birbirinize aman onun sevdiği olsun diyorsunuz ya. Kendi sevdiklerinizi de yapın acık. Yapıyoruz zaten. Ya aslında şöyle, her şeyimiz ortak. Yani bu onu sevdiği için onu yapmıyoruz. Biz aslında ortak şeylerden zevk aldığımız için aynı şeyleri yapıyoruz. Bu hani onu sevdiği için değil. Anladım. Yani anlık aynı olarak onun yani sevdiği şey mi benim istediğim. Söyle ver bana, bir yıl mı, iki yıl mı, üç yıl mı? Yani beş, altı, yani bilemem yani o çok uzun bir süre. Bir, iki yıl değildir yani. Gerçekten mi ya? Ya toparlayamam. Ya ben hayatım boyunca tanıdığım bütün insanları bir araya getirsem Korhan'ı oluşturamam yani. Hani... Bana 10 dakika ver, aynısını getirmezsem şuraya. Hayır, yok. Şu kulisten bulayım bak. 4 kişi laks 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 al Korhan. Bitti gitti ya. Yok, hayır yani. Anladım. Ya onunla olmadıysa zaten başka hiç kimseyle olmaz. Çok büyütmüşsün bu adamı gözünde bu kadar. Öyle bir şeyler, ilahi aşk yaşıyoruz bir şeyler. Seviyorum ya sizi. Anladın mı? Siz buraya şov yapmaya gelmişsiniz yok, yani. Yok. Aşk şuraya bak, çünkü birbirinden soğudu çiftler. Bana hiç böyle demiyorsun pezevenk. Aynısını söyledim. Ya dedim uyduracağız bir şeyler inandı yani inansınlar diye. Ya da olduğumuzu söyleyeceğiz. Olduğumuzu söylediğimiz ve ne yaptık? Geldik uydurduk. Biz kim uydurduk? İnandılar mı inanmadılar ama uydurduk. Anladım. Aynen. Hocam Derya bu hayat yolunda senden daha iyisini bulabilir miydi? Yani
uyum ne oldu lan işecektin? Yani şöyle uyum olarak bulamazdı. Öyle mi? Hani tip olarak, karakter olarak vesaire falan. Total paket olarak yani. Düşün. Uyum, total tip, paket olarak. Hepsi beraber. Bulur muydu? Bulurdu bence ya. Nereden anlıyoruz bunu? Yani çünkü Derya donanımlı bir kız, akıllı bir kız, güzel bir kız bulabilirdi. Tamam. Korhan bulur muydu? Gerçi ben ilişkisine devam edersem bulur illaki de. Siz olduğunuz sürece sırtım yere gelmez. Manyağa bak. Siz, sen olduğun sürece sırtım yere gelmez diyor. Bak kuzum, Korhan bulur muydu senden daha iyisini sence? Yani bulamazdı ya. Nereden anlıyoruz bunu? Sen kitlendin mi? Niye kitlendin? Yani nereden anlıyorum? Ya onu tanıdığım için anlıyorum. Yani bilmiyorum, ben de bulamam. Ben de bulamam, o da bulamaz. Onu soruyorum sana. Seni ona sorduk. Siz seversiniz böyle sikindirik şahin şahin şeyleri. Yani, anladım. Bilmiyorum. Bulamazdı diyorsun. Bulamaz bence. Soralım seyircimize. Bulamaz. Ya oğlum öyle sormayacağız. Bireysel sormuş olabilir mi? Bulamaz. İlk defa mı dışarı çıkıyor? Çok tatlı. Bulacak ya, bulacak. Arasın Mesut Bey ya. Bireysel cevap verir. Mesut siz şu an burada. Dur. Korhan. Derya'dan daha iyisini bulabilirdi diyenler o desin. Derya Korhan'dan daha iyisini bulabilirdi diyenler o desin. Kafa kafaya. Evet. İki tane de ilk defa dışarı çıkan var. Bulamazdı! Ev işleri kimde? Nasılmış beraber yaşamak? Çok güzel. Sen mi yapıyorsun ev işlerini? Yok, ortak yani. Ne yapıyorsun baba sen? Ortak. Derya genellikle evden, evde olduğu için Derya ağırlıklı işte yemek, temizlik vesaire onları yapar ama ben evdeysem mutlaka bir şeyleri el atarım. Yani yükü omuzlamaya çalışırım, paylaşmaya çalışırım. Ama Derya mesela geçen sene sabah git akşam gel bir işte çalışıyordu. O zaman Derya, yani hayatım boyunca Derya'ya bir şeyi yasakladım. Temizlik yapmak, yemek yapmak. Çünkü haftanın 6 günü gidiyorsun, akşam geliyorsun eve. Ne sen ara mi yaptın hep bunları? O zaman ben yaptım. Derya orada çalışırken ben yaptım. Şimdi Derya daha çok evde zaman geçirdiği için Derya ağırlıklı ama bir kere de Derya dersen kalkıp içemem ben. Bir cümlede 8 kere Derya diyor ya. Anladık, bir kadın var zaten yanında. O işte Derya, o. Derya, Deryacığım. Canım karım Derya'm, 10 puan. Topraktan sonra güneş, eşeğin siki. Tamam Derya ya. Tamam Derya. Derya tamam. Seviyorsunuz tamam. Ağzımıza aşkları soktular ya burada bizim. Her yerimiz aşk oldu bizim. Hiç mutlu değilim ben şu an. Bu ilişkinin kıskancı var mı? Yok. Sıfır mı? Yani sıfır. Bu mesela eski 3 yıllık, 1,5 yıllık kızla kahve içer mi? Mutlaka bir açıklaması vardır, hiç tepki göstermem. Ha, öyle mi? Bir bildiği vardır yani, bir şey vardır mutlaka. Hocam sen bambaşka bir yere dükkan açmışsın yani. Sen yani... 4+1 ev almışsın, metro yapılacak oraya yani, öyle söyleyeyim. İşte o yüzden diyorum, Derya böyle kin gütmez, şey yapmaz, tartışmayı uzatmaz, bağırmaz, çağırmaz falan diye. Tanıdıkça daha çok... Evet, sene. Sen yani şuradaki 250 tane erkeği şu an çok üzgünler bu programı izledikleri için. Biz niye bu kadar dert kam çekiyoruz gibisinden. Dur bir soracağım. Birkaç parmak alayım. Kim gelmişti buraya çift olarak? Kaldır. Bulsana kuzum birini. Rastgele ver parmak kaldıranlara birini. Hoş geldin hocam. Hoş bulduk, merhaba. Kimle geldin buraya? Eşimle geldim. Ayağa kalkarsak kameramız seni görür. Kaç senelik bir eş bu? 7 senelik, 5'i evlilikle geçiyor. Burada gördüğün aşk için ne diyeceksin? Bize göre biraz daha suni. Ne? Ha, bize göre suni. Suni. Yani biz daha böyle atraksiyonlu yaşadığımız için hayatı... o yüzden... Sen koskoca bölümümüze suni mi dedin şu an? Demek canın atraksiyon istiyor seni yani. Ben varım atraksiyona. Ya bizim hayatımız daha atraksiyonlu geçiyor. Benim istediklerimi o yapmaz, onun istediklerini ben yaparım. Ya biraz da... Evet abi. Biraz da böyle olacak yani. Gidelim Tottenham yerine. Yani, böyle olacak acık yani. Yani... Halı sahaya gideceğim, ah gidersin. Böyle olacak. İlişki yani, biraz böyledir. Bu kız halı sahada bir libero oynayacak. Krampon almış, sen seviyorsun diye ben de geldim.
Ya kin gütmeme gibi bir olay yok mesela. Biz dün neredeyse boşanma aşamasındaydık. Bugün beraber eğlenelim. Sizinki de bambaşka bu arada. Siz de tam ölçüleyin. Hani burası tamam. Ver bakayım hanıma. Hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Ne haber? İyiyim, siz nasılsınız? İyiyim ben de. Sana geçtim aşklar. Aşk. Vallahi gayet güzeller ama biz öyle değiliz ya. Biz eksiyle artı gibiyiz. Ne güzel. Ya ben 5 Ocak doğumluyum, o 4 Ocak doğumlu. İkimizin burçları falan aynı ama hiç anlaşamıyoruz. Öyle yürütüyoruz. 2 yaşında da oğlumuz var. 2 yaşında oğlunuz var. Siz boşanma kararınız beni mi kullanıyorsunuz şu an araya? Anladım. Çok değişik bir çiftsiniz. Evet. Çık gel desek gelir misiniz? Geliriz. Alsınlar mı numaranızı? Alsınlar. Ne oldu? Sesim düştü yavaş yavaş. Alsınlar, alsınlar. Geliriz, alsınlar. Geliriz, geliriz. Hayır! Gelmeyeceğiz. Çok sevdim ben sizi. Buraları yayınlıyorum. Yayınlayabilirsiniz tabii ki. Tamam. Coşkun alkış. Teşekkürler. Canım benim. Damla, telefonlarını alalım. İstanbul bölümlerinde bizim böyle delilere ihtiyacımız var yani. Ay gene döndüm kumkuma, aç kumkumalarına. Şu daha azıcık mutlu olduyuz mu gene döndük buraya. Kocacım karıcığım, kocacık bir tanem benim. Seksi kocam, götümü de hep çok güzel. Ben teşekkür ediyorum. Bu sorunsuz, güçlü aşkınız için. Sıfır kavga, sıfır kıskançlık. Karım da karım, kocam da kocam. 500 kişinin içini şişirdiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Hayır. Öyle değil lan. Bölüm çok komik. Bölüm çok sağlam da. Çatışma yok, bir bok yok. Var mı? Soru kaldı mı? Ney? Sorduk hayatım kavga etmiyor. Şu yüzden kavga ettik diye bir tane böyle... Tamam anlatalım. Kız diyemiyor inceliğinden. Allah adı verdim bir tane problem ya. Hiçbir sorunları yok. Bir sorun rica ediyoruz sizden. Hocam herhangi bir konu geliyor mu aklınıza? Şu konudan tartıştık dediğiniz ne var en son? Dün. Ha? Neymiş? Ama saçma gelecek ya. Gelmez. Yani şöyle, evde mantar var. Ben hep diyorum ki işte ya şey yapacağım, mantarlı yemek yapacağım, mantarlı yemek yapacağım. Evet. Yani bütün gün boyunca bunu konuşmuşuz. Bir şekilde benim bir yere gidip gelmem gerekiyordu. O da ben yaparım dedi yemeği. Evet. O da mantar dışında her şeyi düşünmüş. Ben de eve geldiğimde dedim ki ben de sana yardım edeyim, mantarları dolaptan çıkarayım. Ben senin mantarsız düşündüğünü nereden bileyim? O da planı bozulduğu için hemen... Türkçemizde çok güzel bir laf var. Derdini sikeyim diyebilir misiniz? Nefis bir laftır. Yok yok. Estağfurullah. İlişkiden bahsediyorum. Yani tek kavganız bu olsun. Ya böyle yani. Mantar. Mantar. Hayatım mantarı unuttum. Ay mantarı unutmuş. Benim bütün planım bozuldu. Vallahi planım bozuldu. Mantar yeseydik güzel olurdu. Al kavga sordu. Al sana mantar. Mutlu musun şimdi? Her sorduğumuzda bir öncekini daha özlüyoruz cevapları. Bunlar bayağı. Ne yaptık? Mantarı mantar. Mantar, mantar. Çok tatlısınız oğlum. Ya mutluluğunuzu hiçbir şey bozmasın. Vallahi. Ya, ben... ya da hangi torbacıyı kullanıyorsunuz? Aynen ona devam edin. Ya ben bir şey ekleyebilir miyim? Tabii tabii. Ya bence benim görüşüme göre bir insan hayatını sürdürmek isteyeceği bir insanla sorun yaşamamalı yani zaten. Psikiyatri... Psikoloji bölümüne tamamen bir insan, bir insanla bir kere vakit geçiriyorsa sıfır sorun. Bence de bu hayatım. Tam olarak ideal ilişki bu yani. Ben öyle düşünüyorum yani. Evet, keşke sizi böyle bir fanusa soksaydık böyle. Sizi parfümleseydik, bütün şehirlere dağıtsaydık böyle. Seçimden böyle atıyorlar ya aşağı, öyle atsaydık sizi. Her şehre bir tane. Buyurun sorunsuz ilişki, buyurun. Sadece mantar yüzünden kavga ediyorlar, dikkat edin. Puanlayalım. On diyen var. Vesvesik yok dedim. On verelim ya. Ha, şimdi bir sürede şunu yapıyoruz ilişkisinde. Aklımızda kalan kelimeler oldu mu? Kelime veya cümle. Kahve. Ne? Kahve. Kahve. Başka? Oğlum tek tek. 500 kişi ağlıyor şu an karşımda. Sakin açık. Buyurun hayatım. Sulu patates. Sulu patates. Kahve. Mumu. O değil. Amına konu mu? Başka? Ay dönümü. Vallahi ay dönümü. Ben de şu an ay dönümündeyim. Ağrılı geçiyor. Sancılı geçiyor benim şu an. Aşk, aşk, aşk. Her tarafım aşk soğuklar bunlar benim. Eve gidip mantar tekmeleyeceğim. Buyurun. Yağmurdan sonraki güneş. Başka? Deneyim. Beş mevsim. Süper. Bok yeşili. Tamam.
Süper! Dur. Programı bitiriyorum biz. Çağdaşlık. 10. Diğerler o desin. Sadakat. Başkasını görmüyor ki bu ikisi. Belki ben yokum, böyle boşta konuşuyorlar ikisi de. Hayatım, ne yaptık biz o gün ya sahnede ikimiz? Bomboştu da kimse de yoktu. Sadakat. 10 diyenler o desin. Kendi aralarındaki eğlence düzeyi. Bu soruyu değiştireceğim. Şöyle yapacağız. Kendi aralarındaki diye bitireceğim bu soruyu. Bugün. Her şey kendi aralarında çünkü bunların. Kendi aralarında. Hanımlar beyler, Cambly'den büyük bahar kampanyası. %60 indirim. Kodumuz mu? 60-60 MS. Kodumuz bu gece tam 12'de aktif olacak. Alarmınızı kurmayı unutmayın. Her bölümün sonunda olduğu gibi öpüşün barışın. Alkışlarla! Hanımlar beyler, ilişki testi biter. Teşekkür ediyoruz. Tatlı çiftimize, öpüyoruz herkesi. Bay bay! Teşekkür ederiz. Hanımlar beyler, stand-up var. Siz hepiniz ben tek oyunumla, stand-up'la Londra'ya geliyorum. Sevgili Londralılar, 29 Mart, 30 Mart. Arkola Theater. Biletler burada.